yeni ortaya çıkan bir virüs var. Hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz yeni bilgiler de bizde bir takım kaygı reaksiyonlarına sebep olabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede binlerce insana etki eden koronavirüse karşı halk sağlığını korumak adına önlemler almaya devam ederken, salgının özellikle çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine yönelik de çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi uzman klinik psikoloğu Yücel Şavklı, ailelerin çocuklarına koronavirüsle ilgili bilgi verirken travmatik etki oluşturmamak için korkutucu olmamaya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Belli bir seviyenin üzerindeki kaygı günlük hayatımızda ve işlevselliğimizde sorunlara yol açabilir. Bu nedenle biz bunun üstesinden gelmek için bazı önlemler almamız gerekmektedir. Kuşkusuz bu durumdan en çok etkilenen kişilerden birisi de çocuklarımız olacaktır. Bu nedenle çocuklarımızdaki kaygı reaksiyonlarının da farkına varmalıyız. Virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili çok fazla farkındalığın mevcut olduğunu, değinilmesi gereken önemli noktanın da işin psikolojik boyutu olduğunu ifade eden Şavklı, virüsle ilgili yeni bilgiler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz yeni bilgiler de bizde bir takım kaygı reaksiyonlarına sebep olabiliyor. Kuşkusuz bu durumdan en çok etkilenen kitle de çocuklarımız olacaktır. Bu nedenle çocuklarımızdaki kaygı reaksiyonlarının da farkına varmalıyız. Kaygı bulaşıcı bir şeydir ve bizden de çocuklarımıza geçmektedir. Bu nedenle çocuklara durum hakkında bilgi verirken, onlarda travmatik etki oluşturmaması için korkutucu olmamaya dikkat etmeliyiz diye konuştu. Kendimiz üzerindeki endişelerimizi, kaygılarımızı kontrol altına almalıyız, yönetmeliyiz ve bu farkındalıkla hareket etmeliyiz. Planlı bir sistem üzerinden hareket etmek bu konuda bize çok katkı sağlayacaktır. Tabii bu durumun tam zıttı olarak çocuklarımıza bu durum hakkında hiçbir şey bahsetmemek de bir problem. Alınan tedbirler, etrafta maskeyle dolaşan insanlar, arkadaşlarının anlattığı hikayeler, televizyonda veya sosyal medyada gördükleri haberler, onlar da bir takım merak ve kaygı reaksiyonlarına sebep olabilir. Ortada bu kadar bilgi kirliliği varken de çocuklar bu arayışta yanlış bilgilendirmeler ve kaygılarını arttırıcı bilgilendirmeler de edilebilirler. Bu nedenle en sağlıklı ve doğru bilgiyi tabii ki de sizlerden öğreneceklerdir.